Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. EkoTürk'tesiniz. Bir kez aydın değerli izleyiciler. Bugün 3 Mart Çarşamba, haftanın 3. işlem günü. Hangi veriler takip edilecek? Yurt içi için önemli, hemen aktaralım. Saat 10'da Türkiye TÜFE Şubat, Türkiye ÜFE Şubat verileri açıklanacak. Türkiye saatiyle saat 12'de Euro bölgesi hizmet bileşik PMI Şubat verisi ve 17.45'te Amerika Birleşik Devletleri hizmet bileşik PMI Şubat verisi açıklanacak. Bu veriler takip ediliyor olacak. Evet, bugün TÜFE ÜFE açıklanacak. Birazdan yayın konuklarımızla da konuşacağız. Beklentiler ne yönde? Profesör Doktor Harun Öztürkler ilerleyen dakikalarımızda yayınımıza konuk olarak katılacak yorumlarıyla. Ama önce düne döneceğiz. Kapanışlara bakacağız. Genel fiyatlamalarla başlıyoruz. Borsa İstanbul'u anlatarak devam ediyoruz. BIST 100 endeksi karışık seyirle geçirdiği günü %0,09 oranında 1,36 puan değer kazancıyla 1528,82 puandan tamamladı. Endeks gün boyu 1537,46 ile 1518,51 puan arasında dalgalandı. İşlem hacmi ise 35 milyar TL'yi aştı. Bankacılık endeksi %0,65, holding endeksi %0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,87 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise %4,44 ile madencilik oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,28, sanayi endeksi %0,52, teknoloji endeksi %0,06 değer kaybetti. Hizmetler endeksi %1,35 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 62'si geriledi. Bu arada Türk Hava Yolları, Şişecam, Petkim, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dolar TL 7.34, Euro TL 8.88, sepet kur 8.11 seviyesinde ve gram altınsa 409 liradan işlem gördü değerli izleyiciler. TL çaprazlarla devam edeceğiz şimdi. Gün sonunda serbest piyasada saat 18.15 itibariyle dolar TL 7.36, euro TL 8.87 ve sterlin TL 10.26 seviyesinden işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların dünkü efektif kurunu alışta 7.30, satışta ise 7.33 lira olarak açıklamıştı. Merkez Bankası önceki efektif kurunu ise alışta 7.29, satışta 7.32 lira olarak belirlemişti. Bu arada Borsa İstanbul tahvil ve bono piyasası kesin alım satım pazarında işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin dün valörlü işlemlerinin basit getirisi %14,55'ten, bileşik getirisi de %15,08'den gerçekleşti. Dolar TL 7.35, Euro TL 8.88, Pound TL 10.26, İsviçre Frangı TL 8.03 ve sepet kur 8.11 seviyesinde. Asya borsalarıyla devam ediyoruz. Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Japonya'da Ocak ayında işsizlik oranı %2,9 ile tahminlerin altında kalırken Nikkei 225 endeksi %0,86 geriledi ve günü 29.408 puandan tamamladı. Dolar yen paritesi ise %0,1 değer kazandı ve 106,8 seviyelerinde dengelendi. Güney Kore'de KOSPI endeksi %1,03 yükselerek 3043 puan, Çin'de Şangay Bileşik Endeksi ise %1,21 azalarak 3508 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi ise %0,1 artışla 49894 puanda seyrederken Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,6 düşüşle 28.975 puanda bulundu diyebiliriz. Şu anda tüm endekslerin yukarı olduğunu söyleyelim. Asya borsaları açık. Son puanlamalar ekranlarınızda. Çin Şangay 3555, Japonya Nikkei 29.461, Hong Kong Hang Seng 29.587, Güney Kore KOSPI 3065 ve Hindistan Sensex endeksi ise 50.668 puandan işlem görüyor şu saatlerde. Amerikan borsalarını anlatarak devam ediyoruz. Pazartesi günkü sert yükselişin ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler özellikle teknoloji hisselerindeki kayıplarla ekside kapanış yaptı. Biden yönetiminin hazırladığı 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından piyasaların gözü bu hafta sonuna kadar tasarıyı oylayacak olan Senato'da denebilir. Dev teşvik paketinin yasalaşacağı tarihin yaklaşması ve aşılarla ilgili olumlu gelişmelerin ekonominin düzeleceği şeklinde yorumlayan Wall Street yatırımcıları teknoloji hisseleri yerine materyal ve tüketici malzemeleri hisselerine yöneldi.
Tesla ve Apple önderliğindeki teknoloji hisselerindeki kayıplar endekslerin günü düşüşle kapanmasında büyük rol oynadı. Geliyor, geldi Amerikan vadelileri ekranlarınıza. Dow Jones 31.499, S&P 500 3.882 ve Nasdaq endeksi ise 13.138 puandan kapanış gerçekleştirdi. Avrupa borsalarını anlatarak devam ediyoruz şimdi. Avrupa borsaları Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet tahvillerinin getirilerindeki dengelenmenin etkisiyle İtalya hariç günü yükselişle tamamladı. Avrupa borsalarında endeksler geçen hafta hızlı yükselişle tedirginliğe neden olan ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin ardından genel olarak pozitif bir seyir izledi. Geçen hafta %1,6'nın üzerine çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizleri 1,4 seviyesinde dengelendi. Euro Stoxx 50 3.707, Almanya DAX 30 14.041, Fransa Kakaran 5.813, İngiltere FTSE 100 6.625 ve İspanya IBEX endeksi 8.379 puandan kapanış gerçekleştirdi. Paritelerle devam ediyoruz. Dolar endeksi %0,04'lük bir yükselişle 90.81 seviyesinde, Euro dolar 1.20, Pound dolar 1.39, Dolar yen 106.85 ve Dolar İsviçre frangı 0.91 seviyesinde. Emtia piyasalarını geçecek olursak, analistler dolar endeksinin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek tahvil piyasalarının seyri ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söylüyorlar. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1700 doların destek, 1765 doların direnç konumunda olduğu belirtiliyor. Brent petrolde ise teknik olarak 62.98 63.12 dolar aralığı direnç, 62.70-62.56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Ons altın 1735 dolardan işlem görüyor. Brent petrol 62 ve ham petrol ise artık 60 dolar seviyesinde denebilir. Kıymetli metallerle devam ediyoruz. Ons altın 1735 dolar, ons gümüşte biraz düşüş söz konusu, %-0,10 seviyesinde 26 dolardan işlem görüyor. Paladyum 2373, platin 1202, platinde de bir miktar düşüş söz konusu, %-0,27 oranında ve bakırsa 4 dolar 20 sentten işlem görüyor. Kripto paralardaki son seviyelere göz atacağız şimdi. Yükselişi görüyoruz. Bitcoin 49.208 dolara yükseldi. %3,55'lik bir yükseliş yansıyor. Bitcoin TL bazında 361.669 lira ve %3,70'lik bir yükselişi görüyoruz. Ethereum'daki yükseliş ise %3,99 seviyesinde ve 1539 dolardan işlem görüyor. Ethereum'da kripto paralardaki son seviyelerde bu şekildeydi. Yeni güne başlarken piyasalardaki son durumu ekranlarınıza getirmiş olduk. Dünkü kapanışları getirmiş olduk. Asya borsaları açıktı. Son puanlamaları yansıttık ve şimdi gündemi konuşarak devam edeceğiz. Profesör Doktor Harun Öztürkler birazdan yayınımıza eşlik edecek. Profesör Doktor Harun Öztürkler yayınımıza eşlik edecek demiştik değerli izleyiciler. Gündemi konuşacağız. Sayın Öztürkler, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Öykü Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle önceki gün açıklanan büyüme rakamlarıyla başlayalım isterseniz. Bugün de önemli, sonra devam edeceğiz. TÜFE ve ÜFE açıklanacak bugün de. Şimdi Türkiye yılın son çeyreğinde %5,9 büyüme göstererek 2020 yılının tamamında %1,8'lik büyüme oranıyla dünyada büyüyebilen nadir ülkelerin arasında yerini aldı aslında. Sanayi ve vatandaşın tüketim gücüne rağmen inşaat ve ihracattaki yavaşlık büyümenin beklenenden biraz daha düşük gelmesine neden oldu. 2020 yılında kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 8.599 dolar olarak hesaplandı ve dolar bazında ise bir önceki yıl olan 2019'a göre kişi başına milli gelir yaklaşık 610 dolar azaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen verileri? Öykü Hanım, birkaç tane hikayesi var. Önce isterseniz üretim tarafından bakalım. Çünkü farklı hesaplama yöntemleri var. Onlardan birisi üretim yöntemi, ikincisi de harcama yöntemi. Üretim tarafından baktığımızda son çeyrekteki büyümenin %55'inin, %34'ü sanayi, %20'si de hizmetler sektöründen
kaynaklandığını görüyoruz. Bu evet olumlu ama açıklamakta da zorluk çektiğimiz bir durum. Hatırlarsanız biz geçen hafta kapasite kullanım oranını konuşmuştuk. Kapasite kullanım oranı %74.9'du. Yani %75'in altında Türkiye'de imalat sanayinin kapasite kullanım oranının yaklaşık 10 puan altında. Ama buna rağmen sanayi sektörü 10.3 büyüyerek büyümeye %34 gibi, yani bu büyüme rakamının 1/3'ü sanayi sektöründen kaynaklandı. Bunu istihdamdaki geçen yılki yine sizinle geçen hafta konuştuk. 630 bin aşkın azalmayla da birleştirdiğimiz zaman sadece dönüp işte emek yoğun sektörlerdeki işte krizin esas itibariyle orada yaşandığı ya da işte e-ticaret gibi e-ticaretteki artış gibi unsurlarla açıklamak birazcık zor. Yani dönüp bizim bir süre daha bu büyüme rakamlarını üretim yönüyle konuşup bunları bir şekilde açıklaması gerekecek satılarım. Harcama tarafından baktığımızda da büyümenin %80'inin tüketim harcamalarından kaynaklandığını, bir puanın da yani hane halkı özel tüketimden kaynaklandığını, 1.1 puanlık bir şeyin de kamu tüketimden kaynaklandığını, onun desteklediğini gördüğümüzde yani tamamen büyüme temelli bir şey, tüketim temelli bir büyümeyle karşı karşıyayız. Bu da sürdürülebilir bir durum değil. Üçüncü bir unsur da son 8 çeyrekteki büyümelere baktığımız zaman Öykü Hanım, 3 çeyrekte Türkiye ekonomisinin daraldığını, diğer sektörlerde de çok dalgalı bir seyir izlediğini, yani hem istikrarı da bozulmuş bir büyüme süreci içerisindeyiz. Bütün bunları birleştirdiğimizde, işte biraz sonra belki şeyde konuşmaya başlayacağız, yine PMI'yi, enflasyonu da konuşmaya başlayacağız. Bu önümüzdeki çeyrekte büyümenin yavaşlayacağı sonucunu çıkartabiliriz. Özellikle tüketim harcamalarının ikinci çeyrekten itibaren buralardaki artışla da beraber ertelenmesinin sonuçlarını şeyde gördük. Çeyrekte gördük. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Türk lirası değer de kazanmaya başladı. Dolayısıyla ithalat de artış olacak. Ya bu karşılanan açı üzerinde de karşılanan açının karşılanan açısı oranı şeyi geçti, 5.1 oldu. Yani son dönemlerde Türkiye ekonomisinin bu konudaki şeyi de performansı da birazcık tersine dönmüş oldu. Önümüzdeki en azından işte 2021'in birinci çeyreği bu yönüyle büyümenin baskılanacağına dair bir işaret veriyorum. O zaman PMI verileriyle devam edelim. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Şubat'ta 51,7'ye geriledi ve endeks Ocak ayında 54,4 seviyesindeydi. Gerileme bize neyi gösteriyor Sayın Öztürkler? Bu gerileme devam edecek mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, dediğiniz gibi 54.4'ten 51.7'ye geriledi ama şeylere baktığımız zaman bu endeks, bu kompozit endeks alt şeyleri var, unsurları var. Bunlardan bir tanesi yeni siparişler Öykü Hanım. Yeni siparişlerde ciddi bir yavaşlama var. Bu şeyi işte ihracat geçen ay şimdi bakıyorum 2.3 artmıştı. Dün açıkladı Ruhsar Hanım 9.6 arttı. Yani önemli ölçüde ihracatla şey yapıyor, sürdürülebilen bir durum olarak ortaya çıkıyor. 10 sektörü kapsıyor Türkiye'de imalat sanayi PMI değeri. 10 sektörün sadece 4'ünde üretimde şey var, artış var. Bunu bir önemli bir sorun tedariklerde, tedarik zincirinde belirli bir sıkıntının oldu. Yani tedarik sürelerinin uzadığını görüyoruz. Ama 8 tane sektörde de istihdamda artış var. Yani esas itibariyle şeydeki daralmayla ya da işte yavaşlamayla istihdam artışı da tam örtüşmüyor. Türk lirasının değer kazanmış olmasının yalnız enflasyonun artış hızını belli ölçüde azalttığını görüyoruz. Hem girdi maliyetlerinde belli ölçüde azalma var, hem de nihai ürün fiyatlarındaki artışta da imalat sanayi çerçevesinde belli ölçüde şey var, azalma var. Ama yine de Türkiye'nin şeyinin PMI'nin global PMI'den, küresel PMI'den ve küresel imalat sanayi gelişmelerinden olumsuz yönde ayrıştığını söyleyebiliriz. Şimdi bugün önemli enflasyon verisini karşılayacağız. Öncelikle detayını konuşacağız ama bugünkü enflasyon tahmininiz ne yönde?
Geçen hafta da büyüme ile ilgili tahmin istemiştiniz. Orada çok yaklaşık olarak şey yaptık, tahminde bulunabilmiştik. Şimdi de ben enflasyonun hizmetler sektörü üretici fiyat enflasyonunu da ona da baktım geriye dönük olarak. Alt sektörler itibariyle değerlendirdiğim zaman %15'in maalesef üzerinde bir enflasyon oranıyla %15-16 arasında belki 15,5 civarında bir enflasyon bekliyorum. Enflasyonun önümüzdeki birkaç ay boyunca da kalıcı olacağını, yani enflasyon bekleyişlerinin hala kırılamadığını, enflasyon davranışlarındaki o kalıcılığın sürdüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla belki bu geçen hafta biz bu rezerv oranlarındaki artışla belki fiyat artış, faiz artışlarının ertelenebileceğini de konuşmuştuk. Bunu yeniden belki önümüzdeki hafta değerlendirmemiz gerekecek Öykü Hanım. Peki, UniCredit Nisan'da enflasyonun zirve yapacağını belirtti ve %17 seviyelerini öngördü. Ayrıca Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisi %10-11 seviyelerinde. Bu tahminler hakkında yorumunuz nasıl olur? Yıl sonunda tek haneli enflasyon hayal mi yoksa gerçekleşebilecek bir öngörü mü? Yani çok sınırda olacak Öykü Hanım. Katılıyorum. %10'lar civarında olacak ama çift haneli olma ihtimali yüksek. Az önce de söyledim. Hizmetler sektörü Öykü Hanım Türkiye'de gayri safi yurt hasılasının yaklaşık yarısını oluşturuyor ve biz orada hala %21'i aşkın var, enflasyon söz konusu. Onun alt sektörlerine baktığımız zaman da özellikle ulaştırma ve depolamada %28.2 gibi bir söz konusu. Artış söz konusu. Ulaştırma ve depolamadaki bu denli yüksek bir artışın enflasyonun dağılma etkisi dediğimiz diğer sektörlere dağılma etkisi göstereceği anlamına geliyor. Şeyde de yüksek oranlı artış devam ediyor. Üretici, genel anlamda üretici maliyetlerine de artış devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonun hem gerçekten fiili olarak girdi maliyetlerindeki artış temelli ama aynı zamanda da davranışsal olarak hala fiyat belirleme süreci anlamında devam ettiğini görüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın belli ölçüde o görev değişikliği ve ondan sonra izlediği hem söylem hem de somut politikalar, para politikasının daha yapılması, açık hale gelmesi gibi, faiz oranının önemli ölçüde artırılması, reel faiz verilmeye başlamış olması bunlar önemli unsurlar ama hala enflasyonun fiyat davranışı temelli, fiyatlama süreci temelli arttığını söyleyebiliriz. Belki yılın ikinci yarısından itibaren şeyle ilgili olarak, para politikasıyla ilgili olarak bu duruş, sıkı duruş devam ederse, faiz oranında belki yine bu aydan yine belki başlayarak 150 puan gibi bir artışla, yani reel faiz politikasının sürdürüleceğine dair bir piyasaya izlenim verilirse, belki sizin dediğiniz gibi yılın ikinci yarısından itibaren o fiyatlama süreci bekleyişler tersine çevrilebilirse, %10'lar civarında bir enflasyona doğru ilerleyebiliriz. Yoksa yine %12'ler civarında bir enflasyonla yılı kapatma olasılığı artmış olacak. Peki. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı biliyorsunuz. Verilere göre Şubat'ta ihracat 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İhracat artışı gerçekten hatta şöyle söyledi, Şubat'ta en yüksek Şubat ayı, bütün zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamı olarak lanse etti Ruslar Hanım. Artış oranı da oldukça yüksek, %9.6. Üstelik bu döviz kurundaki gelişmeye rağmen, yani döviz kurunun tırnak içerisinde söylüyorum, rekabetçi olma özelliğinin azalmış olmasına rağmen ortaya çıkan bir gelişme. Sizinle geçen hafta konuşmuştuk. Yurt dışı üretici fiyat enflasyonu da önemli ölçüde devam ediyor. Bütün bu hem maliyet artışı hem kurlardaki rağmen ortaya çıkmış, olumsuz gelişmeye rağmen ortaya çıkmış bir artış. Demek ki burada da esasında ticaret ortaklarımızdaki ekonomilerindeki toparlanma belirleyici olmuş. Bakıyorum, ihracatın dağılına bakıyorum Öykü Hanım.
Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa bizim toplam ihracatımızın üçte birini oluşturmuş. Yani bu ekonomilerde onlara ait PMI değerlerinden de biliyoruz. Son iki aydaki toparlanma bizim ihracat artışını beraberinde getirmiş. Ama kurdaki şey, bu Türk lirasının değer kazanması maalesef şeye de yansımış durumda. İthalata da yansımış durumda. İthalat da geçen ay hatırlarsanız 5.9 azalmıştı. Bu ay 9.8 gibi yüksek oranlı arttı. İhracat itaati karşılama oranı ölçüde azaldı ve dış ticaret açığı yine maalesef Ocak ayı ile kıyasladığımız zaman Şubat ayında önemli ölçüde artmış oldu. Euro bölgesi PMI rakamlarıyla devam edelim isterseniz. Euro bölgesi imalat PMI Şubat'ta 57,9, 3 ayın zirvesine yükseldi 57,9 puanla. Almanya'da Eylül'de beklentileri aştı ve 60,7 puanla yükseldi imalat PMI. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Şubat'ta 58,6 oldu. Dünyada pandemiye rağmen toparlanma artık yavaş yavaş başladı diyebilir miyiz? Nasıl yorumluyorsunuz gelen veriler ışığında? Kesinlikle diyebiliriz. Şöyle, hem küresel PMI bir kere 57.1'den 57.8'e arttı. Yani şeyde PMI'nin genel şeyinde 0.7 puanlık bir artış var. Alt sektör şeylere baktığımız zaman, endekslere baktığımız zaman da üretim endeksinin 0.8 puan arttığını, yeni siparişlerin 0.3 puan arttığını görüyoruz. Girdi fiyatlarındaki artış da Öykü Hanım önemli bir şey gösteriyor bize. 3.4 puan gibi bir artış var. Buradan esasında küresel enflasyonda da bir şey mi, yakın zamanda artış mı olacak endişesi de var ama girdi fiyatlarındaki artış da esasında talepteki bir artışı yansıtması anlamında üretimin toparladığına işaret ediyor. Yani orada hem olumlu üretim toparlandı ama aynı zamanda da enflasyonist bir sürecin başladığına dair bir işaret var. İstihdam da küresel anlamda 1.2 puan gibi bir şey söz konusu. Siz de vurguladınız. Şeyde Avrupa bölgesinde 8 aydır şey artıyor. Sanayi üretimi artıyor. İmalat sanayi üretimi artıyor. Almanya'nınki 60'ı geçti. ABD'ninki 60'ı geçti. Hindistan Asya'da önemli bir şey gösterdi. Brezilya'da yine Latin Amerika'da önemli toparlanma gösterdi. Bir tek Çin ekonomisinde şey var. Çin'deki küresel düzeltiyorum. İmalat sanayi PMI değeri 51.5'ten 50.9'a düştü. Yani hala elin üzerinde ekonomik canlılık devam ediyor. Ama Çin'le ilgili temel problemin de ulaştırmadaki zorluklar sebebiyle ihracatın yavaşlamasından kaynaklandığını vurgulamakta yarar var. Belki işte yakın dönemde bu ihracat güçlükleri devam ederse iç piyasaya yönelik bir takım önlemlerle orada da yeniden toparlanma eğilimi başlayabilir diye söyleyebiliriz. Şimdi dünyada pandemiye rağmen artık toparlanma yavaş yavaş başladı mı diye sorduğumda kesinlikle dediniz. Ülkemizde de artık kademeli normalleşmeye geçtik biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz normalleşme adımları hakkında? Sizce faydaları olacak mı ekonomiye? Ekonomiye elbette faydası olacak ama az önce zaten büyüme rakamlarını konuşurken hizmetler sektöründeki büyümenin verdiği katkıyı şey yaptık, konuştuk. Buradaki rakamları ben sizin de paylaşayım. Yani şey, hizmetler sektörü hatırlayın, daha iki çeyrek yıl önce %20 gibi bir şey yapmıştı, daralma göstermişti. Sonra işte üçüncü çeyrekte önemli bir toparlanma gösterdi, %10'a yakın. Yani şeyler kapalıyken temas gerektiren sektörler diyelim, teknik tabiriyle son dönemde kullanılan, kapalıyken hizmetler sektörünün bu şekilde büyümesini ya da toparlanmasını açıklamakta zorluk çekmemize rağmen bu şey işte normalleşme tırnak içerisinde söyleyelim. Şimdi kapalı olan daha çok temas gerektiren sektörleri de konaklama başta olmak üzere işte daha perakende şeyleri, hizmet sektörü unsurlarını da alt sektörlerine dikkate aldığımızda oradan evet şeyi sürdürebilirsek, normalleşmeyi sürdürebilirsek bu ekonomik toparlamaya önemli katkıda bulunacak. Ama normalleştirmeyi sürdürebilir miyiz şeyi, ben tıpçı değilim ama işte
vaka sayısı biliyorsunuz dün 11 bini aştı. O konuda kişisel olarak şüphelerim var doğrusu. Peki Profesör Doktor Harun Öztürkler, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve katılımınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında Profesör Doktor Murat Ferman'la Güne Bakış sizlerle olacak. Saat 8.15 itibariyle piyasa önüne devam edeceğiz. Ekonomist Arda Tunca yayınımıza eşlik edecek. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ekonomist Arda Tunca yayınımıza eşlik edecek. Sayın Tunca günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Öykü Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun katılımınız için. Hemen önceki gün açıklanan büyüme rakamlarıyla başlayalım. İsterseniz Türkiye yılın son çeyreğinde %5,9 büyüme gösterdi ve 2020'nin tamamında %1,8'lik büyüme oranıyla dünyada büyüyebilen nadir ülkelerin arasında yer aldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen veriyi? Büyüme tabii rakamın yukarı çıkması her şekilde olumlu gibi düşünülse de Öykü Hanım, bunun yarattığı büyük açıklar var Türkiye ekonomisi açısından. Ekonomik aktivitenin son derece durgun seyrettiği dünya genelinde Türkiye gibi dış finansman ihtiyacı olan bir ülkenin, dış finansmanla kendisini büyütebilen bir ekonominin bir takım maliyetlerle de karşılaştığı bir büyüme oranıyla biz baş başa kaldık. Büyümek olumlu gibi düşünülse de dediğim gibi burada özellikle cari açık tarafında açtığımız aşağı yukarı 50 milyar dolarlık bir cari açık ve esas önemlisi belirsizliklerin halen devam ettiği bir ortamda bunun nasıl finanse edileceği yolunda, noktasında bir takım soru işaretleriyle beraber karşı karşıyayız. Rezervlerini Merkez Bankası büyük ölçüde tüketti. Çünkü dış finansman olanaklarının çok zayıfladığı bir ortamda biz böyle bir büyümeyi kaydettik. Dolayısıyla bu büyüme belli ölçüde içeriden geldi. İçerideki tüketimin özellikle çok önemli payının olduğu bir büyüme oldu. Makine teçhizat tarafında yatırımlarla karşı karşıya kaldık. Pandemi sonrasındaki döneme ilişkin anlıyoruz ki bir takım yatırımlar harekete geçirilmiş, geçmiş orada. Ama bu bize bir taraftan ağır maliyeti olan ve 2021 yılında olumlu gelişmeleri Türkiye'nin karşılamakta zorlanacağı, istediği kadar büyümeyi kaydetme olanaklarını elde edemeyeceği, 2021'e devrettiğimiz bir takım sorunlarla, ki bunun en önemli iki noktası tükettiğimiz rezervler, yarattığımız cari açık ve yüksek enflasyon. Biz böyle bir ortamda şu anda çok yüksek bir faizle gidiyoruz. Çünkü enflasyonumuz yüksek. İçerideki tüketimi pompalayınca kredi mekanizmalarını Cumhuriyet tarihinde olmadığı boyutta geniş bir şekilde tutunca ve kredi genişlemesini motive edince içeride böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla biz aslında 2021 yılının daha iyi bir büyüme oranını 2020'den tüketmiş olduk. Ve unutmamamız gerekiyor ki orada alınmış olan bir takım hasarların da telafi edilmesi gerekiyor. Rezervi kalmadı Türkiye'nin ve bu rezervlerin de Merkez Bankası tarafından hemen bir yıl içinde falan geri konulması da pek söz konusu değil. Esas kritik ve önemli nokta bence burası. Ama biz uzunca bir süre yüksek enflasyonla baş başa kalmış durumdayız. Hemen faiz indirme şansımız yok. Merkez Bankası zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla biz 2020'de 2021'in bir takım olanaklarını önden satın aldık, tükettik ve 2021'e o şekilde girmiş olduk. Büyümenin bize esas olarak biraz maliyet üstünde durmamız gerektiği kanısındayım ben. Peki Türkiye imalat PMI verisiyle devam edelim. Şubat'ta 51,7'ye geriledi. Endeks Ocak ayında 54,9 seviyesindeydi. Gerileme bize neyi gösteriyor? Bu gerileme devam edecek mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biraz işte aslında demin sormuş olduğunuz, yani büyümenin 2020'de böyle olmasının biraz sonuçları bunlar. Şimdi 50 ve üstü PMI'da büyüme ifade ediyor. Yani ekonominin büyüyeceğini gösteren veriler. Şu anda karşımızdaki grafikten de gördüğümüz gibi
biz kredi genişlemesini çok yüksek boyutta tuttuğumuz, bütün imkanlarını, kredi imkanlarını piyasaya sunduğumuz yerde bu verinin 54'ler, 56'lar gibi yerlerde dolandığını görüyoruz. Şimdi burada bir inişe geçtik. Dolayısıyla bu bizim büyüme performansını, zaten 2020'de kaydettiğimiz büyüme performansını, özellikle son iki çeyrek için konuşuyorum bunu, 6.7 ve 5.9'luk gayet yüksek büyümeler söz konusu son iki çeyrekte 2020'de. Şimdi bunun biraz tempo kaybettiğini, biraz tempo kaybedeceğini anlatan bir veri bu. Nitekim Ocak ayını Türkiye bayağı özellikle faiz arttırımlarının arkasından durgun geçirdi. Bu faizi enflasyonu kontrol etmek adına arttırmak zorundaydı. Yoksa parasal istikrarı gözden çıkarıyorsunuz, bir kenara koyuyorsunuz anlamına geliyor bu. Bunu da yapamazsınız. Yapmamayı zaten Türkiye tercih etti. Dolayısıyla o pandeminin çok yoğun yaşandığı, ekonomiyi ciddi vurduğu dönemden sonraki işte açılmalar, tekrar kapanmalar, ama esas olarak Merkez Bankası tarafından yapılmış olan yanlış politikaların, ortaya konan yanlış politikaların bir nevi telafisi bizi böyle bir noktaya getirdi. Yine büyüme patikasındayız. Yine Türkiye büyüyecektir ama son iki çeyrekte gördüğümüz o çok coşkulu büyümeleri Türkiye'nin finansman açığı yaratacağı düşüncesiyle, ekonomik yapımız öyle çünkü, o coşkulu büyümeleri kaydetmemiz pek mümkün gözükmüyor. Bu PMI verisi de buna şimdiden işaret eden bir düşüşü beraberinde getirmiş durumda. Peki bugün enflasyon verisini karşılayacağız. Öncelikle bugünkü enflasyon tahmininiz ne yönde? Yukarı yönlü gidecek enflasyon. Yani en son bıraktığımız yerden uzunca bir zaman enflasyonun biraz daha yukarı yönlü devam edeceği, yani 16'ya doğru bir ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum. %16'ya yaklaşan bir büyüme karşımıza gelecek. Çünkü enflasyonla ilgili açıkçası tüketim alışkanlıklarında da bu dönemde çok önemli radikal değişiklikler yaşadık. Yani şartların getirdiği bir takım tüketim kalıplarında değişiklikler oldu. Hatta gıdanın sepetteki, enflasyon sepetindeki yeri biliyorsunuz, orada bir düzenleme yapıldı. Çünkü toplumun yeni tüketim alışkanlıklarını yansıtan bir enflasyon sepeti olması gerekiyor. Onun dışında kalan bir enflasyon doğru ölçmüyor demektir ekonominin nabzını ve enflasyon oranını. Dolayısıyla burada yukarı doğru giden bir enflasyon ve uzunca bir süre daha yukarı gitmesini beklediğimiz bir enflasyon var. Enflasyon raporunda Merkez Bankası bunu anlattı. PPK toplantıları sonrasındaki basın duyurularında bunu dile getiriyor. Şu anlattığı da Merkez Bankası'nın katı ve ekonominin geneline yaygın bir enflasyon gerçeğiyle Türkiye karşı karşıya. Dolayısıyla burada yine yukarı doğru giden bir enflasyon karşımıza çıkacak. Tabii bu da hemen aklımıza, Merkez Bankası'nın buna önümüzdeki günlerde ne gibi tepkiler vereceği, nasıl bu enflasyon rakamlarını karşılayacağı gibi bir soruyu da beraberinde getiriyor. Tabii bu arada UniCredit Nisan'da enflasyonun zirve yapacağını belirtti ve %17 seviyelerini öngördü. Ayrıca Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisi %10-11 seviyelerinde. Bu tahminler hakkında yorumunuz ne yönde olur? Katılıyorum. Yani 17 civarında bir yere, zaten zirveyi 17 civarında göreceğini, yani şimdilik bir 16'ya doğru giden yıllık bir enflasyon, daha sonra 17'ye giden, Nisan olmaz, Mayıs olur, zamanlamasını çok önemsemiyorum ama 17 civarında zirveyi göreceğini düşündüğümüz bir enflasyon var. Yıl sonu tahminim benim pek 10-11 değil ama daha çok 12 civarında kalacağını düşündüğüm bir enflasyon var. Çünkü direnecek enflasyon düşmekte. Bir de önümüzdeki dönemin bir takım belirsizlikleri de var. Bu belirsizlik ekonomide hem hane halkı için hem firmalar için karar almakta bir takım zorluklarla bizi karşı karşıya mutlaka bırakacaktır. Çünkü olumlu gelişmeler var ama bu olumlu gelişmelerin içerisinde halen bir takım belirsizlik unsurları da var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye açısından bence önümüzdeki dönemin en önemli konusu Mayıs'tan sonra karşımıza çıkacak olan turizm gelirleriyle ilgili nasıl bir gelişme ortaya çıkacağı. Bu da tabii dünyadaki aşılanma oranları, insanların seyahat etme konusunda ne kadar özgür kalmak isteyecekleri, ne kadar riskleri alabilecekleri gibi bir sürü konu var. En son biz pandemiden önce 2019'da
50 milyon turistle en son bırakmıştık. Yani çok güçlü bir turizm sektörü Türkiye'de var idi. Bunu bir an önce geri kazanmaya çalışıyor Türkiye ki az önce büyümeyle ilgili açıkladığım o rakamların içerisinde, verilerin içerisinde özellikle dış finansman ihtiyacı konusunda Türkiye için turizm gelirleri çok önemli bir yere sahip. Bu bence önemli bir belirleyici olacak. O cari açıktaki 50 milyar doların 2020 içinde tabii ne kadar olacak 2021'de şu anda kestirmek zor ama milli geliri oranı itibariyle %5 gibi pek hoşlanmadığımız bir noktaya gelmiş durumda. Onun için turizm gelirleri kritik önümüzdeki dönem için. Peki ekonomist Arda Tunca, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılımınız ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Fiyasa Yönü'nü bugün noktalıyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte saatler 7'yi gösterdiğinde sabah ekranında buluşmak üzere. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.